Aa, Örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur, bir de kanalına abone olayım. Abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok yüksek bir noktadayız, görüyorsunuz. Dağların zirvesinde bugün dağdan iniş yapmaya çalışacağız. Ama öyle bildiğiniz dağlar değil burası. İnanılmaz tehlikeli bir dağ bölgesindeyiz ve bugün de gördüğünüz gibi çok güçlü pick-up'larımız var. Gerçekten çok güzel pick-up'lar, çok güçlü pick-up'lar var. İsterseniz arabaları bir gösterelim şöyle. Önce burada Chevrolet'in Silverado modelini izleyeceğiz. Çok güzel bir araba bugün, dağdan iniş parkuru efsane olacak. Belki dünyanın en tehlikeli dağından ineceğiz. Yollarda buzlar, çamurlar, karlar, inanılmaz zorluklar var. Burada Mitsubishi L200'ü görüyorsunuz. Çok güzel bir araba gerçekten, Mitsubishi L200. Şöyle de bir içine bir bakalım. Harika, çok kaliteli arkadaşlar. Hemen burada Toyota Hilux bizlerle. Hilux da gerçekten çok güzel bir güçlü pick-up'lardan bir tanesi. Bugün de iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum Hilux'un. Abi çok iyi be. Gerçekten çok güzel. Hemen yan tarafında yine çok güzel arabalardan bir tanesi Isuzu'nun D-Max modeli var arkadaşlar. Zaten Isuzu'nun tek pick-up'ı var, o da D-Max. Yanlış bilmiyorsam tabii ki. Ve burada ise Volkswagen Amarok bizlerle. Arabalar inanılmaz güzel. Çok çok güzel. Bir de Amarok'un içine bakalım. Abi görüyorsunuz. Gerçekten harika arabalarımız var. Çok güçlü pick-up'larımız var bugün arkadaşlar. Ve ben çok sağlam performanslar göstereceklerini düşünüyorum. Şimdi bugün dağdan inişte iki bölge var. Bir tanesi normal, bir tanesi de zor bölge. Şimdi zora gidersek abi patlayabiliriz. O yüzden bugün normalden başlayacağız. En uzağa kadar giden, yani dağlık bölgede, dağ yolunda, dağdan inişte en uzağa kadar giden kazanmış olacak arkadaşlar. O yüzden hani belli bir mesafede bitiş yok arkadaşlar. Aşağı düşüp yuvarlanana kadar devam edecek bugün. Bakalım ne olacak, çok merak ediyorum. Oo, yavaş 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 abi, inanılmaz kayıyor. Öyle normal dümdüz yol değil arkadaşlar. Bakın frene bastığınız halde araba kayıyor. İnanılmaz tehlikeli yollar. Gördüğünüz gibi çok büyük bir uçurum, çok yüksek bir noktadayız. Hem dağ yolu hem de böyle çamurlu off-road yolları var. Bakın gördüğünüz gibi buralarda çok dikkat etmemiz lazım Amarok'la. Aşağı kaydınızda çünkü gidip direkt aşağı düşebiliyorsunuz. Güzel bir şekilde kullanması lazım herkesin. Şu an için gayet iyi gidiyoruz Amarok'la. En uzağa giden kazanır demiştik arkadaşlar. Bakalım Amarok'la şu an, bakın buzdayız. Oy 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 oy, yavaş 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 yavaş, çok dikkat etmem lazım. Dikkatli, kontrollü, çok iyi gidiyorum şu an. Arkadaşlar bakın, buraya kadar gelmek bile gerçekten büyük bir başarı desem yalan olmaz. Çok tehlikeli bir dağ yolundayız. Amarok, aman Amarok, Amarok sakin. Abi bu nasıl bir dağlık yolu ya? İnanılmaz tehlikeli, burada arabayı nasıl süreceğiz? Çok dikkat etmem lazım. Güzel 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 güzel, şu an daha iyi şekilde devam ediyoruz. Aşağı düşene kadar devam ediyoruz arkadaşlar. İsterse yarım saat sürsün, hiç fark etmez. Sonuna kadar gitmeye çalışacağız. Yalnız o kadar tehlikeli ki, dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Güzel 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 güzel. Abi ben bu kadar gidebileceğimi gerçekten tahmin etmiyordum. Çünkü ya yollar o kadar tehlikeli ki. Ama Amaro'nun ne kadar güçlü olduğunu unutmuşuz sanırım. Çok iyi gidiyoruz şu an için. Hadi bakalım, dağdan iniş devam ediyor arkadaşlar. Hem buzlu hem çamurlu hem de karlı yollar var. Gerçekten oradaki zıp. Oy 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 oy, bunlar ne böyle? Allah'ım Allah'ım, gittik 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 gittik. Güzel 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 güzel. Tamamen buzla oluşmuş bir yola girdik. Yoldaki çukurları gördünüz mü? Direkt sizi fırlatıyor havaya. Bakın burası tamamen buz arkadaşlar. Hiçbir şekilde arabayı kontrol etmek mümkün değil. Ama kurtulduk buradan. Devam ediyoruz abi. Amarok'la sabaha kadar gideceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten aşırı iyi. Amarok'un performansı gerçekten fazlasıyla iyi çıktı. Diyemedim ya be. Abi ya. Var ya, o kadar iyi dedik, iyi dedik. Maalesef, maalesef diskalifiye geldi. Ama şunu söyleyebilirim ki buraya kadar diğerleriyle gelebilir miyiz?
Hiç sanmıyorum arkadaşlar. Şimdi çok güzel arabalardan Mitsubishi L200 isterseniz izleyelim. Bugün normal moddayız arkadaşlar. Hard'a gidersek orada yani büyük sıkıntı olur arkadaşlar. Ciddi anlamda sıkıntı olur. Hadi bakalım Mitsubishi L200'cüler. Favorilerinizi yazmayı unutmayın. Bugün dağdan iniş parkurundayız. Çok tehlikeli. Dağdan iniyoruz. Yollar çok kaygan. Allah Allah. Allah Allah. Ne oluyor böyle? Mitsubishi. Abi ne oldu ya? Of. 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 Gittik. Vallahi gittik. Allah. Allah Allah. Vallahi. Yani dedim size arkadaşlar. Yani bu kadar gidebileceklerini sanmıyorum dedim. Zaten L200'de şu an artık nerelere gidiyoruz? Nereden gidiyoruz? Yani anlatmaya gerek yok. Büyük sıkıntı. L200'de çok erken dağdan aşağı yuvarlandık arkadaşlar. Şimdi yine çok güzel pick-up'larımızdan, çok güçlü pick-up'larımızdan Chevrolet Silverado'yu izleyelim bakalım. Silverado'nun performansı nasıl olur? Bence güzel olur. Yani Amarok kadar olmasa da güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Çok dikkatli gitmemiz gerekiyor bu tarz parkurlarda. Ve dağdan inerken çok yavaş olmanız lazım. Arabanız kayıyor çünkü arkadaşlar. Aman abi. Dikkatli bir şekilde. Yavaş. Çok acele etmeye gerek yok. Acele etmeye gerek yok. Bak 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 bak. Çamur arabayı kontrolden çıkartıyor. Zıplıyoruz. Oy. Frenler sağ olsun. Frenler sağlanmış Silverado'nun. Şu çamura bakın ya. Abi ne tehlikeli yollar yapmışlar böyle. İnanılmaz sıkıntı. En azından L200'in düştüğü yerde Silverado öyle düşmedik arkadaşlar. Biraz daha devam edebiliyoruz. Bakalım dağdan inişte Amarok'a kadar yaklaşan olabilecek mi? Çünkü Amarok gerçekten çok iyi gitti. Allah'ım yine gittik be. Abi bu parkur nasıl bir parkur böyle? Gerçekten yani ben nasıl performans gösterecek bunlar? Yani şu an anlamıyorum çünkü gitmiyor abi. Gitmiyor arabalar o kadar ileriye kadar. Çok tehlikeli bir bölgedeyiz. Tamamen karla kaplı, buzlarla kaplı. Çok zorlu, tehlikeli. Dağ yollarında maalesef çok erken bir şekilde Silverado ile yuvarlanıyoruz. O zaman şimdi yine çok sevilen arabalardan Toyota Hilux'u izleyelim. Bakalım neler olacak. Ben de merak ediyorum. Çok güzel bir araba. Güçlü bir araba. Umarım performansı iyi olur. Yani Hilux'a güveniyoruz. Yani bence diyorum. Yani bir Amarok kadar iyi iş çıkartacağını düşünüyorum bugün. Hadi bakalım. Abi çok hızlı giderseniz. Aman 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 zaman aman aman tehlikeli dağ yollarında sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Biraz yavaş gitmeniz lazım. Amarok'u gördünüz. Çok iyiydi. Gerçekten çok güzeldi. Allah kontrol gitti. Allah'ım yine gittik. Abi bu ne böyle ya? Çok erken gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü yollar o kadar tehlikeli ki. Yani arabayı kontrol etmek gerçekten çok zor. Yani önde normal GTA 5'teki gibi dümdüz yollara, dümdüz dağdan inişlere benzemiyor arkadaşlar. Gerçek bir dağ yolu burası. Gerçek kar, gerçek buz hissi. Araba kayıyor, durduramıyorsunuz. Ve maalesef bakın yeni başlamıştık. Demek ki biz zor moda gitseydik, normal bölge burası, zora gitsek demek ki hiçbir şey yapamayacağız. Güçlü pick-up arabalarımızla devam ediyoruz. Son arabayı izleyeceğiz artık. Isuzu D-Max karşınızda. Yine çok güçlü, çok hızlı. Güzel bir off-road arabası, pick-up araba. Artık abi bunun bir şeyler yapabilmesi lazım arkadaşlar. Bu böyle olmayacak yani. Çok erken diskalifiye geliyor, çok erken düşüyoruz. Yani ben artık D-Max'in Amarok'a kadar yaklaşacağını düşünüyorum. Ya yani biraz yavaş gidilirse abi dikkat. Dikkat. Kontrol dikkat. Güzel, 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 güzel. Yavaş yavaş bakın. Yavaş giderseniz sıkıntı olmuyor arkadaşlar ama bakın burası çamur. Ne kadar yavaş da gitseniz o araba kayıyor, kontrolden çıkıyor. Oy 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 oy. Güzel, 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 güzel. Çok tehlikeli. Hem uçurum, hem buz, hem kar, hem off-road aynı zamanda. Yani bu kadar zor bir dağdan iniş gerçekten görmemiştim arkadaşlar. Fazlasıyla zorlu bir dağdan iniş. Dikkat etmemiz lazım. Güzel, güzel, güzel. Bak şu an dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Böyle bir tık daha kalma.
Kalma, çıkamayacaktı neredeyse. Vallahi kalıyordu. Abi çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. Burası bayağı buzlu. Biraz yavaş bir şekilde devam etmemiz lazım. Güzel. Abi vallahi ben size bir şey diyeyim mi? Yani şu an bence yani Volkswagen Amarok'tan sonra en iyisi diyebiliriz. Gerçi burada Silverado'yla mı düşmüştük ya? Burada bir yerde biriyle düşmüştük sanki. Ya da yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama şu an kesinlikle Volkswagen Amarok'a en yakın araba Isuzu D-Max arkadaşlar, gözüktüğü üzere. Yani şu an gayet güzel gidiyoruz ama o kadar tehlikeli ki. Allah, kesin düşeceğiz. Kesin düşeceğiz. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok ama burayı çıkamıyor bakın. Çok tehlikeli. İnanılmaz buzla kaplı her taraf. Arabayı kontrol edemiyorsunuz. Yani araba direkt kayıyor zaten. Ama Isuzu gücü şu an için Volkswagen Amarok bayağı bir ileride ama ben ona kadar yetişebileceğimizi düşünüyorum Isuzu D-Max'e. Çünkü çok sağlam gittiğini gösteriyor şu an için. Birinci Amarok, onu söyleyeyim. Yani Amarok günün en iyisiydi arkadaşlar. İkinci de Isuzu D-Max gözüküyor şu ana kadar. Belki de Amarok'u geçer. Bak, çukurlar başladı. Biraz önce bu çukurlardan vardı. Bunlardan kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım. Güzel 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 güzel, sıkıntı yok. Bak, buradan biraz önce geçmiştik. Hatırlayın arkadaşlar. Aynı noktadan geçtik. Kayma. Devam. Amarok'tan iyi iş yapacak abi Isuzu. Ben size zaten başta söyledim arkadaşlar. Yani iyi performans gösterecek gibi duruyor demiştim. Ve şu an için fazlasıyla iyi gözüküyor. Hadi bakalım. Yalnız henüz Amarok'u geçemedik arkadaşlar. Amarok biraz daha ileride ya da buralarda bir yerde olmaz. Aa, buradaymış. Bakın. Abi Amarok tam bu noktada düşmüştü. Isuzu D-Max, sen nasıl bir arabasın böyle? Resmen Amarok'tan daha iyisini çıkardı şu an için. Dağdan inişimiz devam ediyor. Bakın artık offroad ve çamurlu yollar var. Oy, yavaş. Abi burası o kadar uzun bir iniş ki arkadaşlar, tahmin edemezsiniz. İnanılmaz tehlikeli dağ yolları. Ufak ufak tırmanışlar da var. Ama tabi çoğunluğu iniş diyebilirim sizlere ve araba şu an için zorlanıyor. Oy, dikkat. Şu tehlikelere bakın, kayalar düşmüş, yolu kapatmış, daptaracık yol, sol tarafımız uçurum. Daha ne kadar zor olabilir değil mi? Fazlasıyla tehlikeli ve zor. Burada kesin gittik. Allah. Tamam. Sakin. Bir şey yok. Devam ediyoruz. Hafif bir tırmanma var arkadaşlar, bakın. Hafif bir tırmanma var. İster çamurdan, ister kardan, buzdan gidebilirsiniz. Artık arabanızın durumuna göre. Ama şunu söyleyebilirim ki, açık ara farkla Isuzu D-Max bugün günün birincisi oldu. Dağdan inişte, tehlikeli dağ yollarında gerçekten fazlasıyla iyi performans. Burada bir tırmanış var. Dikkat edersek buradan geçeriz be. Abi Isuzu be. Gerçekten Isuzu. Şu performansa bakar mısınız? Yani resmen bunun bitiş noktası var arkadaşlar. En yüksek bir yerde. Oraya kadar gelir diyecektim. Şu an çamurda saplandık. Biraz geri gelip hızlanabiliriz diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Allah. Kaldık. Bir daha. Bir kere daha deneyebiliriz arkadaşlar. Eğer çıkamazsak yapacak bir şey yok yani. Tek seferde çıkamasa da bir denemede çıkabilirse sayarız. Ama şu an için şöyle sağ tarafta ne dersiniz? Çıkar mıyız? Vallahi Isuzu çıkacak gibi gözüküyor. Bas Isuzu. Isuzu yapıştır. Yapıştır Isuzu. Vallahi geliyoruz. Abi inanılmaz bir buz var ya. Araba patinaja düşüyor sürekli. Çok tehlikeli bir bölge. Aşırı. Hadi bakayım. Sol taraftan. Güzel. Burada kaptırmamız lazım çünkü biraz buzlar var. Renkten anlıyorsunuzdur. Oy. Abi size bir şey diyeyim mi? Gerçekten günün en iyisi. Açık ara farkla hem de. İsuzucular helal olsun. Sağlam bir araba seçtiniz. Favori arabanız olarak. Bayıldım bu arabaya. Abi resmen parkuru bitireceğiz ya. Gerçekten parkuru bitireceğiz. Gir çamura. Oy. Yavaş. Abi offroad'da mıyız? Neredeyiz belli değil. Yollara baksanıza. Çok tehlikeli ama Isuzu o kadar iyi gidiyor ki. Yani bana mısın demiyor. Bu nasıl bir araba ya?
Abi şaka mı bu araba? Bu kadar iyi gitmemesi lazım arkadaşlar. Gerçekten bu kadar iyi gitmemesi lazım ama resmen hala bitmedi. Bitene kadar dedik biz de. Bitene kadar gideceğiz abi, kaldığımız yere kadar. Devam edeceğiz. İsterse 1 saat sürsün. Hiç sıkıntı değil. Ya şu an için yani açık ara farkla. Zaten günün birincisi Isuzu D-Max. Hiçbir şekilde zorlanmıyor. Bakın hiçbir şekilde. Çok rahat gidiyor. Bataklıktayız, çamurdayız, dağ yolundayız, tırmanıyoruz. Ve ona rağmen gerçekten ya bu kadar mı süper performans gelir? Gerçekten geliyor arkadaşlar. Ve hala gidebiliyoruz. Oy, burada bir sarsıldık. Sıkıntı yok abi. Burayı çıkarız. Biraz buz var. Devam. Sıkıntı yok. Bu iş böyle biter abi. Ben size söyleyeyim. Yani ben Isuzu'yla son noktaya kadar gidebileceğimizi düşünüyorum. Son noktaya gittiğinizde oyun sizi en başa geri götürüyor. Bitirdiğiniz için başarılı sayıyor sizi. Bakalım orayı görebilecek miyiz? Ama aşırı eğlenceli diyebilirim. Yani bu kadar gidebileceğimizi gerçekten tahmin etmiyordum arkadaşlar. Bence siz de tahmin etmiyordunuz. Çok şaşkınsınız Isuzu'nun performansına. Şu an buralar bayağı tehlikeli be. Bu ne abi, araba gitmiyor ki. Sürekli kayıyor şu an. Bakın kayarak gidiyoruz ha. Yani lastiğin dönmesinin hiçbir önemi yok şu an için. Derken araba zaten... Allah, şimdi sıkıntı oldu. Burada arabayı düzeltip devam edebilmemiz lazım. Araba tabii geri kayıyor buzda. Haydi bakalım. Çıkabilir miyiz? Devam. Abi sen nasıl bir şeysin ya? İnanılmaz bir araba. Gerçekten inanılmaz bir araba. Hadi bakalım. Allah, kalıyor abi. İşte sıkıntı bu. Buralarda yavaşlamamanız gerekiyor. Yavaşladığınız an araba tekrar hızlanamıyor. Çünkü yer buz. Lastikler boşa dönüyor. Bir kere daha deneyelim. Olursa olur, olmazsa daha fazla. Bakın lastikler boşa dönüyor arkadaşlar. Artık burada bırakıyoruz. Gerçekten, yani gerçekten helal olsun. Yani bak şu an karakteri indirdim arabadan, o bile gidemiyor ya buzda. Kayıyor arkadaşlar, inanılmaz kayıyor. Çok zorlu ve tehlikeli bir bölgedeydik bugün. Gerçekten dağlık yollar, zorlu tehlikeli dağ yollarında güçlü pick-up arabalarla efsane performanslar gördük. En iyisi Isuzu D-Max'ti. İkincisi de Volkswagen Amarok'tu arkadaşlar. Sizin favori arabanız hangisi? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Umarım bu parkuru, bu bölgeyi, haritayı ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.